Her ne kadar Zülcelal Hazretlerinin bize ihsan eylediği suret üzerine başka bir suret inşa eylemek günah ise de, bıyıklarımı biraz daha koyultur musunuz hanım kızım? Hoca yaşlandı artık diye rivayet çıkardı gafiller. Beyefendi, ben yüzünüze resim yapmıyorum. Sadece çizgilerinizi belirginleştiriyorum. O da günahtır. Hele bir hatun kişinin cismani teması katmerli günahtır. Allah gafur ve rahimdir. Necmi-i Din kulunun günahlarını affeder inşallah. Bakmak ister miydiniz? Teşekkür ederim. Buyurun. Biraz tüylü olmakla beraber beni 1980 öncesine çevirdiniz. Elinizde bir filenizle kadayıfınız eksik. Biz kadayıfın üstü kızardı derken onlar altını yaktılar. Tamam efendim, bu kadar. Ricaatınıza sağlık. Şimdi müsaadenizle ben konuşma metnine bir göz atayım. Tabii efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve muhterem din kardeşlerim. Neden kalkınamıyor memleket? Ağır sanayi hamlesini neden yapamıyor? Bunun bir hikmeti vardır elbet. Çünkü başında üç batıl musibet. Birisi dünkü çocuk. İsmet Paşa'nın oğluymuş. Batı'da atom fiziği okumuş. Ne ayıp. Senin işin mi o cahil? Allah'ın birleştirdiği atom parçalanır mı hiç? Vallahi o seni paramparça eder de şaşırır kalırsın. Anne sözü dinlemediğine pişman olursun. Mevhibe Hanım sana söyledi, siyasete girme evladım dedi. Girdin de başın göğe mi erdi? İki saat konuşuyorsun, ne dediğin anlaşılmıyor. Ötekisi de sen, faizci, cambaz. Mühendislerin yüz karası, hatta iki yüz karası. Fabrikaları açıyor, ağır sanayi hamlesi için mi? Hayır, onun fabrikalarında namus tüketiliyor, namus sömürülüyor. Bizim zamanımızda 200-250 olan vesikalı hatun sayısı senin zamanında 3000 oldu. Bu uçağı atlamak. Üçüncüsü de sen, bir şeytan. Maazallah eline düşmeyesin. Her söylediği büyük yalan. Adı Muhteşem Süleyman. Ben hocam. Aslında hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Maşallah çok formda görünüyorsunuz hocam. Yani Çanakkale'den bir böyle çok formda görünüyorsunuz. İyi insan lafının üzerine gelirmiş. Ben deniz de şimdi senden bahsediyordum aziz kardeşim. Sen bize pek iyi bahsetmezsin. Ne oluyor? Yani kaleler mi fethediyor? Özel mi satıyor mu, bağ mı? Üçünüze de verif veriştiriyordum evvelallah. Bizden ne istiyorsun be hocam? Sen yeni yetmeleri sat. Bak malı götürüyorlar baba. Allah'ın izni keremiyle kimseler malı götüremez. 250 sandalye alırız. Geriye bir şey kalmıyor. Her şeyi götürüyorsun. Geriye kalanları da siz paylaşırsınız. Ne yapalım? Hayat zor. Ayıp oluyor hocam. Biz seninle biliyorsun hapishane arkadaşıyız. Zaten bu halim bozuk. Hayırdır inşallah aziz kardeşim. Rengi ruhsarını biraz solgun görüyorum. Ne yazıyor? Şöyle değil. Nazmi Hanım sabahları karışık vitamin veriyor, portakal suyu veriyor. Bu vitamini falan bırakın. Bu batı icatlarını terk edin artık. Bu batıl itikatları terk edin artık. Bak Özal'a olsa söylemem fakat seni severim söylüyorum. Nazmi Hanım kardeşime söyle, sana kına kına yapsın. Bizi çekemeyenler de saçına kına yaksın. Ona saçına demezler. Mani oluyor halimi takdire hicabım. Süleyman Bey buyurun efendim, sizin makyajınızı yapalım. Çıkıyorum. Müsaadenizle mi var hocam? Estağfurullah aziz kardeşim, buyurunuz sizi de boyasınlar. Boyasınlar mı, benzetsinler. Bu TRT beni çirkinleştirmek için elinden geleni yapıyor. Halbuki bizim eski yardımcıya, eski katibe hiç öyle değiller. Devir ye kürküm ye devri aziz kardeşim. Adamı bir boyuyorlar şaşarsın. Sipsiyah saçlar, bıkırız yanaklar. 22 yaşında. Adalet mi bu? Bize gelince böyle. Buyur şu. Karar verdim, iktidar geldiğim zaman TRT'yi kapatacağım. Efendim, çekime az kaldı. Başlayalım makyaja. Haksız mıyım hocam? Haksız mıyım? Arkadaşlara rica ediyoruz arkadaşlar. Gerdanımı göstermeyin. Böyle sarkıtıyorlar buraya kadar. Tam karşıdan çekiyorlar kabak gibi.
Böyle çalıyor kabak. Estağfurullah aziz kardeşim. Kabak da mübarek bir dağımdır. Beyefendi, biz burada kimseye farklı muamele yapmıyoruz. Sizi güzelleştirmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz efendim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapılabilir ki? Yapmış olmak için yapıyoruz demek yapılabilecekleri yarısı değil. Yani zet taraflı bir ihtisal sunu altında iyi miyim demektedir. Ayıptır. Adalet değerdir. Birinci sınıf terzilere en iyi kumaşlardan kat kat Avrupa elbiseler diktiriyoruz. Bir günde kırışıyor, buluşuyor. Turgut Bey'in bir elbisesi var, 1980'den beri her gün giyiyor. Ne kırışıyor ne buluşuyor. Böyle celallenmek size hiç yakışmıyor aziz kardeşim. Bu Turgut kompleksinden artık kurtul. İktidarlar da gelip geçicidir. Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmamış. Başınızı dik tutun. Ne demek? Başımız dik değil mi bizim? Bizim başımız her zaman diktir. Biz her zaman dik başlıyız. Bizim bir meselemiz yoktur. Ne yaptık? Bir vermeyeceği hesabımız mı vardır? Turgut Bey gibi milletin malını millete mi sattık? Turgut Bey gibi köprüleri, barajları mı okuttuk? Öfkelenme aziz kardeşim, keskin sirke küpüne zarar. Mesele o değil hocam. Mesele o değil. Mesele her şey açık olmasındadır. Biz başımızı böyle tutarız. Biz başımızı böyle tutarız. Biz başımızı böyle tutarız. Bizim millete veremeyeceğimiz hesabımız, korkumuz yoktur. Nasıl olsun efendim makyajınız? İyi olsun. Çok iyi olsun. Bir öyle bir kişi ki, Necmettin Hoca'nın yüzündeki pirifanilikle bizim eski katiplerden Turgut Bey'in yüzündeki şeytanlık birbirine karışsın. O resim bize en az 30 sandalye getirir. İşini nasıl da iyi bilirsin seni bezirgan kafir. Aziz kardeşimizi iyice bir benzetiniz hanım kızım. Beyefendi, sizi kayıt stüdyosundan bekliyorlar. Sağ olun. Şunları hemen alayım. İnşallah zindeliğim ve teravetim bozulmamıştır. Senin zindeliğin teravetin bozulur mu hoca? Sen bizi daha kaç defa susuzlu götürür, susuzlu getirirsin. Estağfurullah. Hanım kızım, bu yeşil ceketim takken televizyon ekranlarında nasıl görünür acaba? Fevkalade güzel füme görünür efendim. Eyvahlar olsun. Aziz din kardeşlerimizin karşısına Süryani papazları gibi çıkacağız desenize. Hoca, bu din meselesini fazla karıştırma, yoksa yüzaşı şu maddeden içeri tıkacaklar. İnşallah refah iktidarında kim kimi içeri tıkacak görecekler. Ay, efendim 2 dakikanız kalmış, sizi bekliyorlar. Allah hepimize uzun ömürler versin. Niye 2 dakikamız kalsın? Daha yapacak çok işimiz var. Evet, biz makyaja devam edelim. Aziz ve muhterem din kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın inayeti sizlerin şahsi gayretleriyle inşallah partiniz Refah 29 Kasım seçimlerinde iktidara gelecek. Partiniz Refah hediyeli. Şimdi Refah sandıklarında milyonlar sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Basın mührü Refah'a, gerisi kalsın Allah'a. Yakalayın yeşil ışığı, siz de olun hak aşığı. Eskimiş selamet kapaklarınızı atmayın. 3 eski selamete şimdi 1 refah. İlaveten 1 namaz takkesi, 2 tesbih, 1 sabır taşı, rengarenk seccadeler, muskalar, ayrıca hacı yağları, tütsüler, 5 seçmenimize erbabı tarafından hazırlanmış hakiki padişah macunu, Mekke Medine manzaralı renkli televizyonlar. Aziz din kardeşlerim, yarın 1 refah alın, farkı anlayın. Selamet Suudi Arabistan Standartları Enstitüsü garantili. Refah yakında sandıklarınızda, bu fırsatı kaçırmayın. Yakalayın yeşil ışığı, siz de olun hak aşığı. Allah'ın inayeti üzerinize olsun benim aziz vatandaşlarım. Sevgili vatandaşlarım, ben doluyorum eğilir. Asil süren fevâle ayrılır. Ben doluyorum eğilir. 3 sistem demokrata sıkıldım olabilir. Adalete bak. Adalet olmadı, kanal değişir. 3 sistem. Şuraya tutmayız. Doluyorum ayrılır. Takipten nasıl satsın? Bir dakika kardeşim. Ay buyurun. Ben daha yavaş şey yapayım. Çekin yazı. 10 dakikada. Okuyacağız diye yazıyı çabuk çabuk hiç okuyamıyorum. Ben hafif böyle biraz yavaş okumam lazım. Tamam mı canım kardeşim? Vatandaşım sahip olmuşsun. Çıkıyorum. Doğru yol bir kere alınır. Alınca elsin alın. Alınacaksanız almayın.
Biz alın demişsek alın demişiz. Almayın demişsek almayın demişiz. Alın demişsek o